Selamünaleyküm sevgili dostlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir günden günaydın, günaydın, günaydın. Yolculuk nereye yolculuk? Otogara gidiyoruz. Bu şehri terk ediyorum. Buralardan gidiyorum. Başka diyarlara. Sevgili dostlarım, Gaziantep'ten bize bir güvercin gelecekti biliyorsunuz. Bir önceki videoda zaten konuşmasını yaptık. Şimdi gidip otogardan onu alacağız. Biliyorum merak ediyorsunuz. Ben de çok merak ediyorum. Nasıl bir şey gerçekten? Hep beraber orada görüşelim mi? Haydi bakalım. Evet, şu an Bayrampaşa Maltepe'deyim. Hemen metro var burada. Metroya binip Esenler otogarına yolculuk yapacağız. Evet, tren gelmişti. Ulan var ya, bu kadar şanslı olduğuna bak ha. Vallahi güzel. Tam yetiştim ha. Evet, indik. Yukarısı otogar. Şu köpeğe bak lan, gözlerine bak. Ona saldıracak lan. Ona bile saldıracak. Çok rahat. Evet, otogardayız. Biz şuraya soralım bakalım. Çayı ova bu bir tarafta mıydı acaba ya? Hı? Konak mı acaba? Burada da bir sürü yabani var ya. Baksanıza şuraya. Lan şeyi bulamadık. He? Nerede bu ya? Aa, araç geldi galiba, bakayım. Doğru mu? 500. Doğru araç mı inşallah, o da çay alsın. Bir dakikaya bakalım. Buraya girecek. Biz geçelim şuraya. Bak orada bir tane takipçimiz çıktı, bakalım. Geç. Doğru araç. Evet, araç doğruymuş arkadaşlar. Herhalde içeride bir tane kardeşim bizi tanıyor. Oradan bay bay yapıyor. Bakalım bizim malzememiz nerede? Böyle gel, seni de çekeyim biraz ya. Hadi bakalım, sen de ünlü oldun ha. Evet, kuşumuzu aldık arkadaşlar. Şu an kutunun içinde. Ufaktan ufaktan tekrardan evin yolunu alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Ufaktan ufaktan evde görüşelim mi arkadaşlar? Evet, sonunda güneşi gördüm. Bir gün yüzüne çıkmaya başladım. Evet, Çağlayan'dayım. Ufaktan ufaktan eve doğru gidiyorum. Emir'i aradım, uyuyormuş. Hayatı uyumakla geçiyor. Emir Bey. Biz sabahın köründe kalkıp işimizin peşine düşerken Emir Bey, ah!
horluyor. Evet sevgili dostlarım, evdeyiz. Şamın hareketlerini görüyor musun, şamın hareketlerini? Baba. Evet, kuşumuz geldi çok şükür. Ey maşallah sana. Videoda şu an biraz koyu gözüküyor ama kuş gerçekten bembeyaz. Koyu mu gözüküyor? Videoda biraz koyu gözüküyor. Ben emin ol, bizimkiyle aynı renkte. Bizim prens, prensi mi? Ölen dişli yüksek ihtimal aynı renkte. Daha iyi, açık bence. Kafa daha açık bunda. Daha gençtir. Daha son mesela içerinde. Bizimkinin üst şu göğüs kısmı çok açıktı. Bu kuşa çok açık. Ama bu daha açık abi. Bu çok açık. Baksana zaman şu. Ama bunun kafa daha. İşte dediğim kafa bu. Daha genç. Olacak emir daha bu. Nerede? Dediğim kafa bu. Arkadaşlar istiyorsanız bir şey yapayım. Bak. Dikkat edin bak şimdi bak. Bak. özlemiş. Eşini özlemiş. Al oğlum. Ne oldu lan? Eşek sıfası. Şimdi bir ikilemde kaldık arkadaşlar. Yavruya mı vuralım? Yoksa erkeğe mi vuralım? Bak koy oraya bak şimdi nasıl geldi. Hem yerde de görürüz onu. Evet sevgili dostlar. Maşallah. Allah nazardan saklasın inşallah. Ama sana daha güzeli mi? Siz dostların olsun. Eğer diyeceksen ben bu kalem istiyorum. Yani bu aynısından değil fizik mi? İstiyorum. Net bu yavruya vurmam lazım. Bu arada nesilli bir kuş arkadaşlar. Bak geçti. Nesilli bir kuş. Onu da söyleyeyim sizlere. Benim erkekten daha yüksek. Dişi oldu. Senin erkeğin boyunu ona göre kısa kalıyor. Tabii ki kısa kalıyor. Onun boyunu uzun. Boyunu da uzun. Bacakları da çok güzel. Daha genç. Daha yavrudur. Bu bizim sarı nakışlıdan daha küçük. Mesela o eşeğin bacakları daha iyi. Ben tutamıyorum, saldırıyor. Onu getirsene. Saldırıyor. He? Saldırıyor. Evet bir şey yapmaz. Çok saldırgan eşek. Vallahi vururum. Maşallah arkadaşlar. Allah nazardan saklasın. Çok güzel bir kuş aldık. Değerini videonun başlığında söyleyeceğim arkadaşlar. Yani gerçekten vurulsa bu kuşa vurulur. Bence de bu erkeğe vurur. Başka da kuş tanımam. Bak boyun zaten her türlü bak. Bembeyaz bir şey çıkar biliyor musun? Hey, maşallah benim bu. Ona gidecek tek kuş var bu. Anneyi ne kadar anımsatıyor değil mi annesini? Bu annenin neresini anımsatıyor biliyor musun? Boynu. Boynu, bak, kafayı, fiziği. Yanak beyazlığı, kafa tipi hepsi anne. Yapı da anne. Kendisi. Babadan atan tek renk ne biliyor musun rengi? Onu da çok açık yapmış. Zaten açık. Çok açmış. Açık olacak zaten. Annenin açıklığını almış işte. Bak. Şimdi dişiyi bırakayım yanına. Çifti göreceksin. Değil mi? Ama dişinin önce bir kanatlarını bantlamamız keçer, lazım. Keçer var. Önce bir kanatlarını bantlayalım arkadaşlar. Bir bant gelsin. Bırakalım yanına. Maşallah benim oğluma. Şimdi dişiyi bırakacağım onun yanına. Bakalım nasıl olacak. Gerçekten o dişiyle olması lazım. Acıkmış. Hayvan yol yorgunu. Ama yerde de görmek istiyorum onu. Evet sevgili dostlarım. Şu an kuşumuz yerde. Maşallah. Ona şimdi bir çifte sarı nakışlı atayım baba. Bak şimdi. Bir çifte kara nakışlı at. Böyle bir çift sarı nakışlı. Bakalım sonra neye gelebilir yanına. Bir de sen kara at. Kara mı? He. Buyurun. Geçti. Sonra bakalım ne yapabiliriz. Fitilli atabiliriz. Onları da yumurta. Yavaş. Fitiller yumurta. Ha, o dişili erkekli fitilli atabilirsin onları. İkisini. Onları yapıyor mu? O yumurta boş. Ben kasten koydum aslanım. Maşallah. Şöyle bir çifte fitilli. Şöyle bir yan yana at onları bakalım. Ufak bir yem at. Herkes bir toplansın. Sanki hiç böyle garipsemedin mi? Evet çünkü aynısı vardı.
Biz kanadı boşuna bantladık biliyor musun? Makaslasaydık o üçlüyü onlara atacak ya zaten. Ben de senin her ismini. Ama yüksekmiş maşallah lan dişi. Senin bizim yavrudan da yüksekmiş. Göstermeyeceksin. Şu an şu kuş gösterme komple kendini. Baba baba Johnny'ye bak Johnny'ye. Johnny eşini tutmuş Johnny. Ama dişte biraz daha bacak olabilir. Yok yok güzeldir. Biraz güzeldir. Daha olabilir. Çok güzeldir maş. Daha yavrudur daha üstüne koyacak. Daha olacak. Yıpranmasa tabii koyar. Hiçbir şey olmaz Allah'ım. Yıpratmam ben onu. 10 numara edeceğim onu inşallah. Aslında isimler bu kadar yeter mi? Yeter zaten. Ne olacak da? Bir çift kırmızı da olsaydı arada daha güzel olurdu. 4 çift. Adam. Bir çift daha güzel bir şey işte. Ya göğe, ya kırmızı. Ya zaten göğleri göndereceğim ya. Göğleri göndereceğim, kırmızı nakışlıyı göndereceğim, yavru kara nakışlıyı göndereceğim ya. Bir çift kırmızı he. Sağlam getir. Yerlerine bakarız. İlerleyen zamanlarda bir çift de kırmızı koyarız. Yok yavrum maşallah. Kendinde herhangi bir sıkıntı da şu an çekmiyor. Yol yorgunu biraz şey oldu. Ama baksana sahabaya bak. Çok güzel bir dişi maşallah. Babası çok iyi maşallah. Bembeyaz bembeyaz. Yemin ederim bu kuşu bak yanlış anlamayın arkadaşlar. Bu kuşu 15-20 bin liradan aşağıya alamazsınız. Bak o kuşu alamazsınız. Haksız mıyım Emir? Ya şimdi kuşu var kuşu var. Ama bu kuşta 20 bin lira olmasa bile bu kuşu şu an yani havada şu an götürelim ihaleye koyalım. Çok rahat 9 bin lira üstü gelecek. Gelir. Çok rahat böyle. Gelir. 20 bin demeyeyim ama 9 bin üstüne gelecek. Güzel bir şamur. 10 bin, 11 bin, 12 bine gider. Bir de daha yapacak bu kendi daha tüylerini dizecek daha son üçerindedir kuş. Bunun aynı yaşta. He? O ondan büyük. O son ikiye kaldı. Bu ilk geldiği günküyle aynı yaşta. O son ikiye kaldı oğlum. Tamam ilk geldiği günkü aynı. Aynen öyle. Daha genç bir kuş anladınız. Daha yapacak. Çok güzel olacak inşallah. Bu da çok beğendiğim kuş ama. Yavru. Gerçekten yavru prensin şeyi o nesilli bir kuş. Biz kaç çift aldık bir bonasit. He ya şamalardan bir bon. O kadar yavru aldık. Şekerler aldık, göğler aldık. Hiç böyle bir şey çıkacağını sanmıyorum. He? Çok cılız durmuş. Ufakken mi? He. Ama yüksekti. Ufakken akıl gıcık bir kuştu ya. Çirkin gözüküyor değil mi? Sonradan güzelleşti eşek. Mesela bu da kilo alması lazım, onun da kilo alması lazım ki yavruya. Bak sen yavru bakımında baba daha iyi. Tamam baba, şeydi ama şu an değil. Şu an yavrum yok. Bir tüylerini dizsin anladın hayvan. Zaten şu an bu yavruyum. Yumurtlamış, ikinci birinci yumurtayı atmış yani tam tekli atar, yumurtayı atmış. Tam atar onu her türlü atacaktı. Şu an ya hiç tanıma dökümesi yumurtlamaz. Şu an değil zaten ya. Şu an istemiyoruz yumurtlamasını. Biraz kendini toparlasın hayvan. Ondan sonra bir çift yumurta alırız, başka kuşlara kaydırırız. Harbiden şey güzel. Mesela şekerlerimiz çok güzel. Eğer ki şu kuş dişi olsaydı Şey değil mi? Oğlu değil mi? Oğlu dişi olsaydı. Şekeriye çok talip var ya şekeri şamları. Yakışıyorlar da birbirlerine şimdi. Tabii. Yavruya ben farklı bir kuş düşünüyorum. He? Yavru farklı bir kuş getirmek lazım onu. Onu erkeğe vuracaksın. Bak onu babaya vuracaksın. Bir çift yavru alacaksın. Yavrulardan bir tanesini buna vuracaksın. Şekeri çıkarsa buna vuracaksın. Annenin seceresini devam edersin. He? O eski damarı tutturabilecek mi? Ya şekeri şamı şu an piyasada çok az. Anladın? Kolay kolay bulunmuyor. Şey bulunuyor. Şarabi olanları bulunuyor. Ama şekeri bulunmuyor abi. Bu tarz çok zor. Bu tarz çok zor. Piyasada zor. Yavru daha üstüne koyacak Allah'ın izniyle çok güzel olacak ya. Bak sen öyle diyorsun da belki bundan altına farklı bir kuş gelebilir. Hangisini? Şekeriyle onu. Niye? Şekeri gelmeyebilir. Ne gelebilir? Ya, sosu öbür annenin kanı değil. Bunun seceresi çok iyi ben sana söyleyeyim. Nesilli bir kuş. Belki ondan atar. Ondan atabilir zaten. Nesillidir anladın? Baba baba baba. Dişi o ha. İkisinden de yüksek diş.
Ama erkek daha büyük gözüküyor. Baba mı? Baba ağırlaşmış artık, anladın? Katılaşmış. Olgunlaşmış, büyümüş artık, anladın mı? Tam şu an yakışıklı olma zamanmış. Kuş büyüdükçe güzelmiş. Tabii ki ya. Zaten bu tarz kuşlarda, filo kuşunda. Yok, yani Mardin'de elvan. Bak, Mardin'de de çok güzel kuşlar. Hatırlıyor musun bizim beyaz öntepe? He, o da. Abi kuş gittikçe güzelleşiyor. Tabii kuş. 13-14 yaşına geldi, hala güzelleşiyor. Aynen öyleydi o. Maşallah. Daha cicikiz. Daha üstüne çok koyarız arkadaşlar. Yani bir buçuk ay sonra bu dişiyi tanıyamayız, değil mi? Tabi ömrü uzunsa inşallah. Bu dişiyi bir buçuk ay sonra... Ay değil ya. He? Tam iki ay. Yani iki ay sonra var ya, çok böyle fizikliği çok güzel olacak Allah'ın izniyle. Şu anki halinden daha iyi olacak yani ha. Ya şamı çok pahalı arkadaşlar. Sarı nakışlı şamı çok pahalı ya. Ya sarı nakışlıyı geçtim. Şamının beyaz rengi acayip pahalı. Yani açık bir şamı istiyorsan. Açık renk çok pahalı abi. Bak bu daha da açık olacak ha, bak ben sana söyleyeyim. Şu anki halinden baya bir açık ya olacak. Şunu söyleyeyim, şu kalitede bir çift deseniz ben şamı beslemek istiyorum. Kesinlikle. Bir çift alsanız 20 bin liraya gözden çıkartacaksınız. Aynen öyle. Net. Aynen öyle, kesinlikle. O da erkeğine bakar. Erkeği daha kalıplı, daha büyük bir kuşsa 30-40 bin liraya kadar da gider. Aynen. Şu kalitede diyorum. Diğer kalitelerden bakıyorum. Şu kalitede. Öyle bir kuş gelirse çift 20-30 bin liradan başlar diye düşünüyorum. Şimdi sevgili dostlarım, biz kuşun neyi aldık onu söyleyeyim. Sarı nakışlıyı zaten biz konuşmuştuk onu. Şam hakkında konuşayım biraz. Şam'ı bize maliyeti buraya gelene kadarı, ki daha yavru, daha üstüne koyacak. Eğer eke olsaydı biz bu parayı alamazdık. Ben net konuşayım. Eke olsa sen o parayı... Bize buraya 5000 liraya mal oldu arkadaşlar. Buraya bu kümese gelişi 5000 lira. Şu an bu kuş bu kümeste ise 5000 lira cebimizden çıkmış demektir. Ya tabii o ayrı konu da. Ama bu kuş 2 ay sonra da sana tam 3 tane 5000 lira kazandı. Aynen öyle. Kesinlikle 2 ay sonra öyle olacak inşallah. Kazasız belasız. Yavru almak nasip olur inşallah. Yavru alırsak bizden iyisi yok. Yani bana göre isimli kuşlarda en çok sevdiğim şamı bir, titili çok iki. Abi ben sarıya hastayım ya. Ama iyisini bulursan. Ben Johnny'ye hastayım vallahi. Ben Johnny'ye hastayım. Ben net konuşayım sana. Ha, prens burada olsaydı prenses. Ben prensesin üzerine kuş tanımazdım kümeste. Ben sana Şamlı. Net konuşayım. Şamı prenses işte, Şamlı rahmet. Emin ol, 2 ay sonra o kuşu göreceksin. Bakalım o mu prenses, bu mu prenses? Zaten ben onun yokluğunu taşıyamadığımdan dolayı ben bunu gittim aldım. Yani erkeği düşündüğümden değil. Açık ve net konuşayım. Ben her kümesi açtığımda prensesi göremiyordum. Bu... Prensesi mi? Ben bir çift aldım. Onlardan 1,5 milyara almıştım ben onları. İkisi de dişi çıktı sonradan. Tamam, ikisi de dişi çıktı işte. Ben bir çift aldım o zaman. Bir tanesini karaya vurdum. 3 sene önce işte. Bir tanesini karaya vurdum. Bir tanesini buna vurdum. Evet. Ben bir çift almıştım orada. İki tane cicikti ama çok küçükleri. Daha yeni yumurtadan yani yeme düşmüşlerdi. Daha yeni yeme düşmüşlerdi. Bu kadar da amca. Ne bu kadar da Allah aşkına, ben onları getirdiğimde daha yeni son halbi ilk getirdiğim zamana baksana şamıların. Allah aşkına ya. Allah aşkına ben biliyorum ben ne zaman getirdim. Daha tek bir tane teleğini atmamıştı kuşlar. Yeni yeme vurmuşlardı. Bir de cılız. Kötü yani, böyle ufacık bir şeydiler. Diğerini çok seviyordum ama diğeri çok cana yakın bir kuşlar. Sonradan gün geçtikçe üstüne koydular. Gün geçtikçe üstüne koydular, böyle bir değişik bir şey çıktılar ya. Çocukluklarında çok küçük ve cılızlardı. Allah aşkına açsana. Mesela, bir çift şamı aldım. Mesela bakmayı bulmuş. Aç. Evet sevgili dostlarım. Kuşumuz bu. Daha genç. Üstüne koyacak. Şu anki halinin en az 2 katı olacak inşallah. O zaman tekrardan görüşeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun hanemize. Bembeyaz gerçekten. Var mı son diyeceğim bir şey? Değil. Hadi görüntü orada. Ne?
Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.